أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع بعد المئة Bugün Luma kitabının 104. dersine devam ediyoruz. 104. dersini okuyoruz. Faslun وَالْعِلَّةُ الَّتِي يُجْمَعُ بِهَا بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ O illet ki onunla fer asıl cem ediliyor. Yani o illet ki onunla fer asla ne yapılıyor? Hamil ediliyor. Aslın hükmü fer'e veriliyor. O illet derbani iki nevdir, iki çeşittir. Yani kıyasa yol açan fer'in aslına asla hamil etmesine yol açan ve aslın hükmünü fer'e vermeye sebep olan illet iki çeşittir. Vel illetü leti yücme'u biha beynel fer'i vel asli derbani. Birinci derb mensusun aleyha, mensusu aleyhadır. Yani o asıldaki illet şara tarafından üzerine nes yapılmış. Yani ne demek? Aslın hükmünün illeti o olduğunu şara söylemiş. Bir de ve mustenbetun mustenbet olan var. O asıldaki hükmün illeti o illet olduğuna dair şara'ın bir nesi yok. Biz ne yaparız? Müştehidler ne yapıyorlar? Düşünerek, tefekkür ederek asıldaki o hükme bir illeti buluyorlar. O illete mustenbetu anha denir, mustenbet denilir. Mensusu aleyhi değildir. Vel illetu leti yücme'u biha beynel fer'i vel asli derbani mensusun aleyha ve mustenbetun. Mustenbetatun. Fel mensusu aleyha, mensusu aleyha olan illet, örneğine gibi mislu en yakule. Diyelim en yakule derse kim? Şara. Şara kimdir? Hakiki şara yüce Allah'tır. Mecazi şara Resulüdür. Mislu en yakule şari'u. Şara derse hürrimetil hamru li şiddetil mutribeti. Hamr haram kılınmış. Niye? Hamr asıldır. Hükmü nedir? Hürmettir. İlleti nedir? Şiddeti mutribedir. Yani insanı sarsan bir şiddetliktir dersek o zaman buradaki aslın yani hamrın hükmünün yani hürmetinin illeti şiddeti mutribe olmuş oluyor. Ve illetin bu olduğuna dair şarihin de nesi var? Şarih direktmen illeti bunu göstermiş. Fahaza bu mensusu aleyha olan illet yecuzu en yüc'ale illeten. Bu mensusu aleyha hükmün illeti olabilir. Hamrın hürmetinin illeti nedir? Şiddeti mutribedir. Ona illet olur. Araştırmaya gerek var mı? Hamrın hürmetinin illeti şiddeti mutribe olmasını olduğuna dair araştırmaya istinbata gerek var mı? Hayır. وَالنَّسُ عَلَيْهَا şara tarafından bu illete nes yapmak yuğni an talebi delili.
talab-ı delilden ihna yapar, talab-ı delile hacet bırakmaz. وَالنَّسُ عَلَيْهَا يُغْنِ عَنْ طَلَبِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهَا. Bu illetin sıhhati için bir delili talep edelim. Bundan illetten diyelim hamrın hürmetinin illeti şiddeti mutriben olduğuna dair bir delile bakmaya, bir delili talep etmeye gerek yok. Şara illet şiddeti mutribedir demişse kafidir. وَالنَّسُ عَلَيْهَا يُغْنِ عَنْ طَلَبِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهَا. İlletin sıhhatine delalet eden herhangi bir delilin talebine gerek kalmıyor. وَالنَّسُ عَلَيْهَا يُغْنِ عَنْ طَلَبِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهَا. O talab-ı delil de min cihetil istinbati ve tesiri. Yani istinbat cihetiyle gerçekten bu şiddeti mutribenin tesiri var mı yok mu bu yönüyle illetin bu şiddeti mutribe olduğuna dair delile gerek yok. Şara hamrın hürmetinin illeti şiddeti mutribe demişse bu kafidir. Hamrın hürmetinin illeti budur. Bu olduğuna dair bu illetin sıhhati için herhangi bir delilin talebine de gerek kalmıyor. Fel mensusu aleyha mislu en yakule hurimetil hamru li şiddetil mutribeti fahaza yecuzu en yüc'ala illeten vel nassu aleyha yugni an talebi delili ala sıhhatiha min cihetil istinbati ve tesiri. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ مَنْ قَالَ Fukahalardan böyle diyenler de var. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ لَا يَجُزُ اَنْ يُجْعَلَ الْمَنْسُسُ عَلَيْهِ اِلَّةً Şara tarafından mensusu aleyhi olan illet olması sahih değildir. İllet olamaz. Şara hürrimetil hamru li şiddetil mutribeti demiş ise bu şiddete mutribe mensusu aleyhi olan bu şiddete mutribe hamrın hürmetine illet olamaz. Bunu kim söylüyor? Bu garip bir kavl. Ve huve kavlu ba'di nufatil kıyasi. Bakın, kıyasi kabul edenler kimse bunu söylemez. Kıyasi nef eden, kabul etmeyenlerin bir kısmı bu şekil söylüyor. Ne diyor? Bir şeyi bir şeye kıyas etmek için o aslın illeti mensusu aleyhi olmayacak. Hatta öyle de demeyelim. Kıyas yoktur. Kıyas caiz değil. Ediler bazen biri kıyastır. Kıyas değildir diyenlerin bir kısmı diyorlar şari'ın mensusu aleyhisi olan herhangi bir illet illet olmaz. Ve minen nasi men kâle la yecüzü en yüc'alel mensus aleyhi illeten ve huve kavlu ba'di nufatil kıyasi. Nufat kudatun gibi nafinin cem'idir. Ve minen nasi men kâle huve illetun fil aynil mensusi aleyha. Fukahalardandır. Men kâle böyle diyenler, yani böyle diyen fukahalar da var. Ne diyorlar? Hamrın illeti şiddeti mutribedir. Şara tarafından bu illet belirlenmiş ise hamrın illeti olabilir bu. Ama ve la yekunu illeten fi gayriha. O aynın gayrisi. Diyelim nevizi şiddeti mutribe nebizde var. Nebizde haram olsun. Hayır. Bu illet sade hamrın illeti olabilir. Şara tensis ettiği için yalnız onun gayrisinin illeti olamaz. İlla bir emrin sanin ikinci bir emir olursa nebizin illeti de şiddeti mutribedir şarı tarafından denilirse o zaman olur. Yoksa asıldaki illetin tensisiyle
onun şebihinde o illet geçerli olmaz. Bazı usulcular mensusu aleyhi olan illeti kabul etmiyorlar. O da kıyası inkar edenlerin bir kısmı. Bazılar diyorlar mensusu aleyha olan ayinde geçerlidir, gayrisinde geçerli değil. Ve minen nasi men kâle huve illetun fil aynil mensusi aleyha ve la yekunu illeten fi gayriha illa bi emrin sani. İkinci emir olursa olur. Neyse cumhurun görüşüne mensusu aleyhi olan illet hem mensusu aleyha olan ayinde de geçerlidir, hem onun gayrisinde de geçerlidir. فَالدَّلِلُ عَلَى اَنَّهُ اِلَّتُنْ فَالدَّلِلُ عَلَى اَنَّهُ اِلَّتُنْ Mensusu aleyhi illet olduğuna dair delil nedir? Hem ayinde delildir, hem onun fer'inde delildir. Bununla ilgili delil budur. هُوَ اَنَّهُ اِذَا جَازَنْ يُعْرَفَ بِالْاِسْتِنْبَاطِ Ne zaman ki istinbatla bilinmek caiz olduğu zaman. فَالدَّلِلُ عَلَى اَنَّهُ اِلَّتُنْ هُوَ اَنَّهُ اِذَا جَازَنْ يُعْرَفَ بِالْاِسْتِنْبَاطِ İstinbatla bilinmek caiz olduğu zaman. Neyin bilinmesi? اَنَّ شِدَّةَ الْمُطْرِبَةَ اِلَّتُنْ لِتَحْرِيمِ فِي الْخَمْرِ Yani şiddet-i mutribe, hamrın tahrimine illet olunması, illetle eğer bilinmesi caiz ise ve yuqasa gayruha aleyha, hamrın gayrisi de hamre kıyas ediliyor ise o zaman caze bin nesli, bu nesle tarikul evleyle caiz olmalı. Ve yuqasu gayruha, hamrın gayrisi de kıyas edilir aleyha, hamr üzerine. Yani istinbatla bir illet bilinirse, o istinbatla bilinen illet aslında da geçerlidir. Ona kıyas edilen ferde de geçerlidir diyoruz. İllet-i müstenbete bu şekil geçerli olunca, mensusu aleyha olan illet tarikul evleyle geçerlidir. فَالدَّلِيلُ عَلَى اَنَّهُ اِلَّتُنْ هُوَ اَنَّهُ اِذَا جَازَ اَنْ يُعْرَفَ بِالْاِسْتِنْبَاطِ أن الشدة المطربة علة للتحريم في الخمر ويقاس غيرها عليها Bu izanın fiilü şartıdır. Bu caiz olunca caza bin nesi ve yuqasu gayruha aleyha. Pek bazılar diyorlar aynı mensusu aleyhi de illettir, gayrisinde illet değildir. Onların reddi için bakın فَالدَّلِلُ عَلَى اَنَّهُ اِلَّتُنْ هُوَ اَنَّهُ اِذَا جَازَنْ يُعْرَفَ بِالْاِسْتِنْبَاطِ اَنَّ الشِّدَّةَ الْمُطْرِبَةَ اِلَّتُنْ لِتَحْرِمِ فِي الْخَمْرِ وَيُقَاسَ غَيْرُهَا عَلَيْهَا جَازَنْ بِالنَّاسِ وَيُقَاسُ غَيْرُهَا عَلَيْهَا بُنُلَّا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ لَا يَجُزُ اَنْ يُجْعَلَ الْمَنْسُسُ عَلَيْهِ اِلَّتَنْ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضُ نُفَاتِ الْقِيَاسِ بُنُلَّا اُرَّدِ Peki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ هُوَ عِلَّةٌ فِي الْعَيْنِ الْمَنْسُوسِ عَلَيْهَا Bunu nasıl rad ederiz? وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى مَنْ قَالَ اِنَّهُ عِلَّةٌ فِي الْاَيْنِ لَتِ وُجِدَ فِيهَا دُونَ غَيْرِهَا Bu illete mensusu aleyha, hangi ayinde bulunursa ona illettir. Diyelim hamirde bulunmuş, hamirin illetidir, hamirin gayrisinin illeti değildir. Pek böyle diyenlerin aleyhine bunların fikrini çürüten delil nedir? Budur. فَهُوَ أنه إذا لم يصير علة فيها، أنه إذا لم يصير علة فيها وفي غيرها، diyelim aynda illet değildir. Ve fi gayriha aynın gerisinde de illet değildir. İlla bin nesi aleyha. Nes varsa illet olur. Aslında da illet olur. Aslın gerisinde de illet olur. Nes yoksa olmaz, kıyas edilmez. Eğer böyle dersek o zaman kıyasa hiç gerek yok, iştihada hiç gerek yok. Nerede illetin nesi varsa kabul ederiz, nerede yoksa kabul etmeyiz. O zaman sakaten nezaru vel iştihadu.
nezer ve içtihat artık sakıt oluyor. Gerek kalmıyor ki. Niye? لَاَنَّهُ اِذَا نُسَّ عَلَى اَنَّهُ عِلَّةٌ فِيهَا. Diyelim şara tarafından nes yapıldı, kat'i yapıldı. Neyin üzerine? O illet ayında illet olduğuna dair. وَفِ غَيْرِهَا اَيْنِنْ غَيْرِسِنْدَ illet olduğuna dair şara tarafından gelen nes varsa اِسْتَغْنَ بِالنَّسِ عَنِ الطَّلَبِ وَالِشْتِحَادِ. Artık o nes vasıtasıyla talep yani nezer ve içtihadın içtihada ihtiyaç kalmıyor. Niye? Ayında nes varsa, illetin üzerine nes varsa, ayının gayrisinde illetin üzerine nes varsa, o zaman nezere yani istagneyna bin nesi antalebi yani antalebi nezeri vel içtihadi. Nezer talebinden ihtiyaç kalmaz, içtihat yapmak hiç gerek kalmaz. Niye? Asıl ve farzdaki hükmün illeti zaten şer'i belirlemiş, içtihada gerek yok. فَالدَّلِيلُ عَلَى اَنَّهُ اِلَّةٌ هُوَ اَنَّهُ اِذَا جَازَ اَنْ يُعْرَفَ بِالِاِسْتِنْبَاطِ اَنَّ شِدَّةَ الْمُطْرِبَةَ اِلَّةٌ لِلتَّحْرِيمِ فِي الْخَمْرِ وَيُقَاسَ غَيْرُهَا عَلَيْهَا جَازَ بِالنَّفْسِ وَيُقَاسُ غَيْرُهَا عَلَيْهَا. وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ عِلَّةٌ فِي الْعَيْنِ الَّتِي وُجِدَ فِيهَا دُونَ غَيْرِهَا فَهُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَصِرْ عِلَّةً فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا إِلَّا بِالنَّسِ عَلَيْهَا سَقَطَ النَّظَرُ وَالِاجْتِهَادُ لِأَنَّهُ إِذَا نُصَّ عَلَى أَنَّهُ عِلَّةٌ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا اسْتَغْنَيْنَا بِالنَّسِ عَنِ الطَّلَبِ وَالِاجْتِهَادِ. Faslun ve emmel mustenbetatu mensusu aleyha illetin durumunu öğrendik. Mustenbet olan yani herhangi bir ayının bir aslın mustenbet istinbat istihraç edilen içtihadla tespit edilen illete gelince o ne gibi? O da fehve keşiddetil mutribeti fil hamri. Farz edelim ki hamr niye haramdır? Şara tarafından herhangi bir illete nes yapılmamış. Ama hamr niye haramdır? Araştırıyoruz, bakıyoruz. Deriz ki ya bakın kafayı, aklı oynatıyor, aklı zedeliyor, dengeyi götürüyor, kişi gayri münasip durumlara giriyor, sokuluyor. Öyleyse şiddet-i mutribe bunun hürmetinin illetidir. Bakın, hamrın hürmetinin illeti şiddet-i mutribe olduğunu iddia ediyoruz. فَاِنَّهَا اُرِفَتْ بِالْاِسْتِنْبَاطِ. Şiddet-i mutribe, hamrın haram olduğuna dair bu istinbatla bilinmiş. فَهَازَ يَجُزُ اَنْ يَكُونَ اِلَّتًا. Bu şiddet-i mutribe, içtihad ile istinbatla bilinen, hamrın hürmeti için bilinen şiddet-i mutribe, fahaza bu, yecüzü en yekune illeten. Bu ne olabilir? İllet olabilir. İnkar eden var mı? Evet. Ve minen nasi men kale, la yecüzü en yekune illeten. Hükmün illeti olamaz. İlla mahsebete bin nesli. Ancak nesle sabit olan herhangi bir delil ile illet sabit olur. Evli icma ya icma ile illet sabit olur. İstinbat ile bir hükmün illeti ispat edilmez. Ve haza hatta'un, bu da hatadır, yanlıştır. Niye? Lima ruvya ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal li muazin radiyallahu anhum. Yüce Allah'ın Resulü Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'yu Yemen'e görevli olarak zekatların görevlisi olarak, vali olarak gönderirken demiş bime tahkumu, sen neyle hükmediyorsun ey Muaz? Kale bi kitabillahi. Kale fe in lem teci, tamam kitabullah'da varsa hükmedersin. Ya kitabullah'da bulmazsan? قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Allah Resulü'nün sünnetiyle hüküm ederim. Kâle fe in lem tecid, eğer sünnet Resulü'nün sünnetinde de bulmazsan ne yaparsın? Kâle demiş, eştehidu ra'yi, ben ra'yimi iştihad ederim, ra'yimi devreye sokarım, ra'yimle hüküm çarpmaya çalışırım. Allah'ın Resulü sevinmiş, övmüş Muaz bin Cebel'i bu fikrinden dolayı. فَلَوْ كَانَ لَا يَجُزُ تَعْلِيلُ اِلَّا بِمَا سَبَتَ بِالنَّسِنَ وِجْمَعِينَ Eğer talil nes veya icma'la, yani illet getirmek, bir hükmün illeti nes veya icma'la eğer sabit oluyorsa, gerisiyle olmuyorsa لَمْ يَقَبَادَ الْكِتَابِ وَالسُنَّتِ Artık kitap sünnetten sonra kalmazdı. مَا يُشْتَهَدُ فِيهِ Kendisinde içtihad yapılan bulunmazdı, olmazdı. Muaz o zaman ben fikrimle yaparım diyemezdi. Şayet dediği takdir deseydi dahi Allah Resulü onun ne etmesi lazımdı? Uyarması lazımdı. Uyarmadığına göre ayet hadisten sonra içtihad da yapılabiliyor ise demek bir hükmün illeti içtihadla da tespit edilebilir. Faslun ve emmel mustenbatatu فهو كشدة المطربة في الخمر فإنها عرفت بالاستنباط فهذا يجوز أن يكون علة ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون علة إلا ما يكونن اسمدر بعض النسخة تكوندر يانشتر إلا ما ثبت بالناس أو الإجماع وهذا خطأ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال اجتهد الرأي فلو كان لا يجوز تعليل إلا بما ثبت بالناس أو إجماع لم يبقى بعد الكتاب والسنة ما يجتهد فيه Faslun ve kad tekunul illetu manan muessiren fil hükmi. Bazen illet hükümden muessir bir illet olabilir. Yani illet oradaki aynın hükmünün muessiridir. Ona yol açıyor. Yücedül hükmü bi vücudihi. O varsa hüküm var. Ve yezulu bi zevalihi o yoksa hüküm yoktur. Ne gibi ke şiddetil mutribeti fi tahrimil hamri. Hamrın tahrimi için şiddet-i mutribe gibi. Şiddet-i mutribe varsa tahrim var. Şiddet-i mutribe yoksa tahrim yok. Herhangi bir şeyde şiddet-i mutribe yoksa tahrim de yok. والإحرام بالصلاه في تحريم الكلام namazla ihram tekbiri varsa konuşmanın yasak haramlığı vardır. İhram bisalat yani namaza ihram tekbiri getirilmemiş ise tahrimul kelam konuşmanın tahrimi yoktur. Eğer illet bazen illet böyle olur. وقد تكون العله Manan muessiren fil hukmi yujadu al hukmu bi wujudihi ve yazulu bi zawalihi ke şiddeti al mutribati fi tahrim al khamri ve al ihram bi salati fi tahrim al kalami. Yani tahrim al khamrde şiddet varsa tahrim var, yoksa tahrim yok. İhram bi salat varsa tahrim al kalam var, yoksa yoktur. Bazen illet böyle bu şekil muessir bir mana olur. Ve kad takunu delilen Bazen illet hükmün delili olur. Ama hükmün müessiridir. O olursa hüküm olur, o yoksa hüküm yok, öyle değil. وَقَدْ تَكُونُ دَلِيلًا وَلَا تَكُونُ نَفْسَ الْاِلَّتِ Yani hükmün delili olabilir, delalet eder ama illetin kendisi değil. كَقَوْلِنَا فِي اِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَوْقُوفِ Nikah-ı mevkuf gibi. Nikah-ı mevkuf nedir? Biri kalkıyor, birinin namına bir kadını nikahlıyor. Bu kendisine nikah kıydığı kişinin velisi değil,
onun vekili de değil. Kalkmış ne ediyor? Birinin kendisine vekaleti olmadığı halde, vilayeti olmadığı halde nedir? Ona bir nikah kıyıyor. Buna nikahul fuduli denilir. Buna nikahul fuduli denilir. Ve nikahul mevkuf da denilir. Ha şimdi biz deriz, nikahul mevkuf böyle bir nikah batıldır. Niye? Bir illet bulalım. O illet olursa bu olur, iptal olur. İllet yoksa iptal olmasın. Öyle bir illet yok. Ama delil var. Bakın biz diyoruz innehu nikahun. Bu bir nikahdır. La yemliku zevcul mukellefu iqa'at talaqi fihi. Bu bir nikahdır. Zevc, mükellef olan zevc böyle bir talaqi gerçekleştirmiyor. E madem zevc böyle bir zevce mükellef böyle bir nikahta talaqi yapamıyor ise o zaman bu nikah da olmamış. Bu nikahun la yemliku zevcul mükellefu iqa'at talaqi fihi bu illeti müessire olursa iptal nikah olur olmasamaz öyle değil. Bu delildir ki bu nikah olmamış. Eğer bu nikah olmuş olsa diyeyim zevce mükellef bu nikahta gerçekleşen nikahı talak edebilirdi. Böyle bir hanımı boşayabilirdi. Zevce mükellef bunu yapamadığına göre demek ki ne? Zevç böyle bir nikah demek ki sahih değildir. Ve fi zihari zimmiyi. Biz diyoruz zimmi kişi hanımıyla zihar yapabilir. Niye? Çünkü biz diyoruz innehu yesihu talakuhu. Zimmi hanımını boşayabiliyor. E madem hanımını boşayabiliyor fesihan ziharuhu kel muslimi. Müslümanın ziharı sahih olduğu gibi zimminin de ziharı nedir? Sahihdir. Sebep ne? Sebep budur. Zimmi kişi talakı sahih mi? Evet. Hanımını boşayabiliyor mu? Evet. Müslüman birinin talakı sahih olduğu gibi zimminin talakı da nedir? Sahihdir. E madem zimminin talakı Müslüm gibi sahihdir, o zaman zimminin neyi? Zimminin ziharı da talakı gibi o da nedir? Sahihdir. وَقَدْ تَكُنُ دَلِيلًا وَلَا تَكُنُ نَفْسَ الْعِلَّتِ كَقَوْلِنَا فِي اِبْطَالِ نِكَحِ الْمَوْقُفِ اِنَّهُ النِّكَحٌ لَا يَمْلِكُ زَوْجُ الْمُكَلَّفُ اِقَاءَ الطَّلَاقِ فِي. Bu delildir ki bu nikah-ı mevkuf sahih değildir. وَفِي الزِّهَارِ زِمِّي اِنَّهُ يَسِحُ طَلَاقُ فَسَحَ الزِّهَارُهُ كَالْمُسْلِمِ. Aha, يَسِحُ طَلَاقُهُ bu delildir ki zimminin zihari da sahihdir. Bitti. Peki, وَهَلْ يَجُزُ اَنْ يَكُونَ شَبَهًا. Acaba illetin vesfi, konumu şebeh olabilir mi? Yani şebeh la yezulul hukmu bi zevalihi. Yani illetin vesfi, konumu bir şebeh olsun, herhangi bir şeye benzerlik olsun. Ama onun zevaliyle hüküm zail olmasın. Ve la birinci gibi olmamış oluyor. Ve la yeddullu alel hükmü, hükme de delalet etmiyor. Bakın biraz önce. وَقَدْ تَكُنُ الْاِلَّةُ مَعْنَا مُؤَسِرًا فِي الْحُكْمِ يُوْجَدُ الْحُكْمُ بِوُجُودِهِ وَيَزُلُ بِزَوَالِهِ. Bu o değil. وَهَلْ يَجُزُ اَنْ يَكُنَ شَبًا لَا يَزُلُ الْحُكْمُ بِزَوَالِهِ. O değil. وَقَدْ تَكُنُ دَلِيلًا وَلَا تَكُنْ نَفْسَ الْاِلَّةِ. Bu وَلَا يَدُّلُ عَلَى الْحُكْمِ. Yani ne birincidir ne ikincidir. Buradaki illetin konumu, durumu nedir? Bir şebehdir. Onun zevaliyle hüküm zail olmuyor. Ve hükme de delalet etmiyor. Örnek. كَقَوْلِنَا فِي تَرْتِبِ فِي الْوُضُوءِ. Hani abdestte tertip var mı? Yok mu? Şafilere göre tertip şart. Hanfilere göre abdestte tertip şart değil. Biz buna bakın. İlletin vesfi. Nedir? Bir şebehdir. Başka bir meseleye benzetiyoruz. Nasıl oluyor? Biz diyoruz اِنَّهُ وُضُوء اِبَادَتُنْ يُبْطِلُهَا الْحَدَسُ.
Vudu, abdest almak bir ibadettir. Hades, abdestsizlik onu bozuyor. O zaman fevecebe fihe tertibu. O zaman bu ibadette, bu vududa tertip vacibdir. İllet nedir? İllet namaza benzetmektir. Kesalati alama zekernahu. Kesalati ne gibi? Salat gibi. Namaz bir ibadet mi? Evet. Hades namazı bozuyor mu? Evet. Abdest de bir ibadettir. Hades onu da bozuyor mu? Evet. O zaman buradaki illet nedir? Namaza olan şebehdir. La yezul hukmu bi zevalihi de değil ve la yedul ala hukmi de değil. Ama böyle bir şebeh de illet olur mu olmaz mı? Diyor ve hel yecüzü en yekune şebehen la yezul hukmu bi zevalihi ve la yedul ala hukmi ke kavlina fi tertibi fil vudu'i innehu ibadetun yuhtuluhel hadesu fe vecebe fihe tertibu kesalati. Bu diyor alamma zekernahu. Bu bizim zikrettiğimiz, kıyasın başlarında zikrettiğimiz durum üzerinedir. Oradan biz neyi zikrettik? Minel veçheyni fi kıyas-ı şebehi. Hani kıyas-ı şebeh vardı. Kıyas-ı illet vardı. Kıyas-ı delalet vardı. Kıyas-ı şebeh vardı. Oradaki kıyas-ı şebehde iki vecih vardı. Burada o iki vechhe göredir. O iki vecihden biri esah görüştü, sahih olan değil. İkincisi, yani birincisine göre sahih değildi, kuvvetli oydu. İkinci vecihe göre sahihdi, o biraz zayıftı. Faslun ve kad yakun vesful illeti manen. Bazen illetin vesfi bir mana olur. Yu'rafu veşul hikmeti fi taalluqil hukmi bihi. Hükmün o manaya taalluk etmesinin hikmeti, gerekçesi biliniyor. Mesela ke şiddetil mutribeti fil hamri. Hamirdeki şiddeti mutribe, buradaki illetin vesfi bir manadır. Nedir? Şiddeti mutribedir. Yu'rafu veşul hikmeti fi taalluqil hukmi bihi. Hürmetin bu şiddetil mutribeye taalluk etmesinde hikmet zahardır. Hikmet biliniyor. Niye? Ya çünkü şiddet-i mutribe insanın en kıymetli varlığı olan aklın zevaline yol açıyor. Serhoşluk aklın zevaline yol açıyor. O zaman hamrın hürmeti bundan dolayı olması gayet münasip uygun. Kettu'mi fil burri. Ha dur. Vakad yakun mana la yu'rafu veşul hikmeti fi taalluqil hukmi bi. Kettu'mi fi burr. Şimdi burada riba vardır. Bur ribavidir. İllet nedir? Tu'mdur. Taama girdiği için. Niye tu'm burrun ribavisinin ribavi oluşuna illettir? Bunu veşini bilmiyoruz. Bak niye içki? Niye serhoşluk? İçkinin haramlığına illettir. Münasebet var. Madem aklı zedeliyorsa haramdır. Peki niye buradaki tüm ribevi olmasına yol açıyor? Bak bunun gerekçesini bilmiyoruz. Hikmeti bilinmiyor. Yani hükmün ile o illet arasındaki taallukun hikmeti bilinmiyor. Bazen bilinebilir, bazen bilinmeyebilir. Tekrar ediyorum. Faslun ve kad yakun vesful illeti manen bir manadır. Ko diyelim hamirdeki şiddeti mutribedir. Yu'rafu veşul hikmeti fi taalluqil hukmi bi. Taalluqil hukm, hüküm hürmettir. Niye hamre hürmet taalluk ediyor? Çünkü aklı götürüyor. Aklı götürmek haramlığın arasında münasebet var. Madem aklı oynatıyorsa haramdır. Teşhidet mutribet fil hamri. Ve kad yakun manen la yu'rafu veşul hikmeti fi taalluqil hukmi bi. Kettu'mi fil burri. Buğday ribevidir. Niye? İlleti tu'mdur şafilere göre. Peki tu'm ile burun ribevi olması arasında hikmet var mı? Hayır, yoktur. İllet ile hükmün taalluku arasında bir münasebet bağ var mı? Hayır, yok.
وقد يكون وصف العله معنى يعرف وش الحكمه في تعلق الحكم بشده المطربه في الخمر بعضن bu biliniyor وقد يكون معنى لا يعرف وش الحكمه في تعلق الحكم بالطعم في البر. Bugünkü dersimiz yeterli olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati.